Merhaba değerli izleyenler. İzmir Bayraklı'dan yayınımıza devam ediyoruz. Bilgi Dalı Özel Öğretim kursundayız bugün ve yanımızda kurum sahibimiz Ayşenur Hanım'la beraberiz. Merhaba Ayşenur Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Tabii öncelikle? ki. İsmim Ayşenur, soy ismim Öğreten. O yüzden öğretmen oldum zaten. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. 10 yıldır sektörde, daha doğrusu 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 5 yıldır özel bilgi dalını işletiyorum. Harika. Teşekkür ederim. Peki neler yapıyor özel bilgi dalı? Özel bilgi dalı tabii ki biz eğitimciyiz. Biz öğrenci yetiştiriyoruz. Aslında statüsel olarak okul takviyesi veriyoruz. Yani öğrencilerin okulda aldıkları eğitimden sonra eksik aldıkları noktaları tamamlıyoruz. Ama tabii ki biz yapan ya da öğrencilere katkı sağlayan farklı alanlarımız var. Bunlar nelerdir? Bunlar tabii ki biz her öğrencinin bir birey olduğunu düşünüyoruz. Her öğrencinin öğrenme alanının, her öğrenciyle iletişim kurma tarzının çok farklı olduğunu düşünüyoruz ki zaten böyle. Dolayısıyla biz öğrenciye ulaşırken öğrencinin farklılıklarını göz önünde bulundurarak ulaşıyoruz. Ve bana göre, tabii ki benim gibi düşünen birçok öğretmen arkadaşım olduğunu biliyorum. Öğrencilere akademik olarak bir şeyler vermeniz için öncelikle öğrenci disiplinize etmeniz gerekiyor. Öğrenciyi dış faktörlerden, onun öğrenmesine engel olabilecek dış faktörlerden uzak tutmanız gerekiyor. Tabii biz burada biraz daha disiplinli olarak bilinen bir kurumuz aslında. Çocuklar başta böyle bir korkarlar bizden, acaba çok zorlayacaklar bizi ama yavaş yavaş bize alışıyorlar çünkü biz bunu onları disiplinize ederken aslında çok güçlü iletişimler kuruyoruz. Bazen anneleri oluyoruz, bazen abileri, bazen ablaları oluyoruz. Değil mi? Dolayısıyla artık bizimle iletişim kurarken zorlanmıyorlar ve aslında yaptığımız şeye saygı duymaya başlıyorlar. Çünkü bunu onlar için yaptığımızı biliyorlar. Bunun dışında başta değindiğim nokta, dediğim gibi her öğrencinin öğrenme alanı farklıdır. Biz öğrenciyi yönlendirirken en basite hepsine çok farklı kitaplar veriyoruz. Çünkü başladıkları nokta maalesef aynı olmuyor. Bu okul çünkü fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi gibi ayrımlarımız var ülkede. Dolayısıyla başladıkları nokta aynı olmuyor. Yani matematikte en basiti öğrenci aynı noktadan başlamıyor. Dolayısıyla biz öğrenciye başlama noktasını değiştirebiliyoruz. Bazılarına en temelden, bazılarına biraz daha ileriden başlayarak o çocukları öğrencilerimize hedeflerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Mesela kursumuzu alırken bir sınava tabi mi tutuyorsunuz? Nasıl seçmeler yapabiliyor Aa, musunuz? yok yani yıl içinde sınavlara tabi tutuyoruz. Tabii ki öncesinde yapıyorduk ama pandemi süreci malum. Çok fazla yığılma olmasını istemediğimiz için şu anda bunu yapmıyoruz. Öğrenciyi biz tanımaya çalışıyoruz. Bizim bir tanıma sürecimiz var. Bu tahmini birkaç haftamız alıyor. Öğrenciyi tanıdıktan sonra öğrenciyi yönlendirmeye başlıyoruz. Bu seviye sınıfları da olabiliyor ve dediğim gibi kullandığımız kaynaklar bazında da değişiyor. Buradaki derslerimiz birebir mi oluyor ya da sınıflar nasıl? Ayrıca pandemi sürecimiz de vardı tabii. Bunları nasıl bu süreci anlatırsak? Tabii ki pandemi sürecine uygun hareket ediyoruz şu anda. Her şekilde sağlık koşullarımız gayet uygun bu anlamda da denetimlerimizi geçirdik ve hiçbir sorun yaşamıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı sınıflarımızı maksimum 7 kişi tutuyoruz ki bunun üstüne çıkmamaya çalışıyoruz. Hatta olabildiğince altına çıkıyoruz. Öğrencilerimiz tahminimizden çok daha bu anlamda disiplinli çıktılar. Maske, mesafe konusunda gerçekten çok iyiler. Bizi asla zorlamadılar. Kurallara çok uyuyorlar. Bunun dışında zaten dezenfektan vesaire bunlar zaten artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Pandemi sürecinde sadece şuna çok dikkat ediyoruz artık. Biz öncesinde öğrencilerimize bu kursun alanını daha fazla açıyorduk. Ama artık açamıyoruz. Biraz daha mesafeli ve kurallara uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü onların sağlığı tabii ki bizim için çok çok daha önemli. Hepimizin sağlığı çok daha önemli. Burada buluşuyorlar ve gidip aileleriyle buluşuyorlar. Bir soruna izin vermek istemiyoruz. Dediğim gibi tabii bir de öğretmen arkadaşlarım var. İş arkadaşlarımla beraber o konuya da değinmek istiyorum. İş arkadaşlarımla beraber hareket ediyoruz. Burada tabii ki evet ben buranın işletmecisi miyim demeliyim bilmiyorum daha doğru olur ama burada her öğretmenin kendi özgür alanı vardır. Ve her öğretmen kendi alanında özgürdür ve branşsal olarak müdahaleyi asla ben şahsım dahil istemiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda öğrencilerimiz öğretmen arkadaşlarımıza çok fazla güveniyorlar. Her konuda yardım isteyebiliyorlar. Biz burada sadece akademik bir iş yapmıyoruz başta dediğim gibi.
Çocuklarla bir kanal oluşturmadığınız sürece sadece gelip 40 dakika ders dinleyip giderek aslında siz onlara asla faydalı olamazsınız. Bazen duygusal boşlukları olabiliyor, yanlarında oluyoruz. Nasıllar çalışmaları gerektiklerini bilmiyorlar, bu konuda yardımcı oluyoruz onlara. Bazen pes edebiliyorlar. Yollarının ne olduğunu bilmiyorlar. Evet, bir okula gidiyorlar ama hedef ne? Bunu neden yapıyorlar? Bir amaçları var mı? İleride meslek seçiminde neyi seçmeliler? Çünkü evet, bir popülerlik var mesleklerde ama bir de işin faydasal kısmı ya da birey o mesleğe uygun mu? Öğrenci o mesleğe uygun mu? Biz bu noktada onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiği kadar da yönlendiriyoruz. Peki kayıtlarımız sürekli var mı ya da ne zamanları oluyor mesela? Tabii süreç, kayıt süreci hep açıktır ama bu değişkenlik gösteriyor. Tabii okullara bağlı çalıştığımız için okulların açılma sürecinde kayıtlarımız en yoğun olduğumuz dönem oluyor. Ama şu andan itibaren biz bir sonraki yılın kayıtlarına başladık, erken kayıtlarımıza, ve şu anda kayıtlarımızı sürdürüyoruz. Öğrenciler de genellikle bilinçli oldukları için aslında bu dönem velilerimizin ve öğrencilerimizin bir fizibilite çalışması yaptıkları dönemleri. Hani gidelim, bana en uygun kurum hangisi? Çocuğuma en uygun kurum hangisi? Tabii şu süreçte eve yakın olması, toplu taşıma kullanmamasını öğrencinin çok dikkat ediyorlar. Sağlık koşullarının uygunluğuna dikkat ediyorlar ki biz de buna dikkat ediyoruz. Buna göre hareket ediyorlar. Yani biz kayıtlarımızı yıl içinde daha hafif yürütüyoruz ama okulların açılmaya başladığı dönemde yoğun bir şekilde götürüyoruz. Peki Bilgi Dalı özel öğretim kursu olarak buradaki başarılarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Tabii ki. Biz aslında sadece ders vermiyoruz öğrencilerimize. Tabii ki işin akademik kısmı çok önemli. Ancak biz bu noktada bir rehberiz. Eğitimde başarıya giden yol rehberden geçer derler. Evet, gerçekten de öyle. Her anlamda rehber olmaya çalışıyoruz. Bir dersi anlattığınız zaman, ki zaten artık teknoloji çok gelişti. Birçok mecrada ders anlatım videolarına rastlayabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Kaynaklar çok fazla var, birbirinden farklı kaynaklar var ama bu kaynaklara ulaşabilme, doğru kaynağı seçebilme, bu kaynakları kullanma tarzı, az önce en başta söylediğim noktada, hani ben bu kitabı alıyorum ya da bu seviyeden başlıyorum ama ben buraya uygun muyum? Bu noktadan götürmeye çalışıyoruz. Ve bence bizim başarımız, bizim her öğrenciye özel bir ilgi göstermemiz. Her öğrenci, hepsini aynı kabul etmememiz. Ve hepsini özgür bir ortamda, istedikleri gibi ilerlemelerini sağlamamız ve herhangi bir baskı uygulamamamız, bu bizim için bir başarı diyebilirim. Evet, çok güzel. Her birey tektir değil mi zaten? Kesinlikle. Evet, peki bu başarılarınızdaki sır, süreç nedir acaba? Tabii eğitimci olmak bu noktada önemli. Yani hem eğitimci olmak hem o sektörün koordinesini sağlamak önemli. Çünkü işi bilen sizsiniz. Bu noktada önemli oluyor. Ben 5 yıldır bu bilgi dalını buraya işletiyorum. Ancak bunun öncesinde bir 10 yıllık geçmişim var ve öncesinde hani hamur kısmı, evet, işte en temelden gelme. Çalıştığım süreçte tabii ki bir hiyerarşi olmak zorunda, bir idareci hep vardır. Ve belli, her kurumun kendi sistemi vardır. Onlara uygun olmanız gerekiyor. Ancak o süreçte ne doğru, ne yanlış, ne eksik, ne fazla, neyi nasıl yaparsam doğru yola ulaşırım aslında tecrübe etmeye başlıyorsunuz. Daha sonra kendi özgür alanınızı oluşturduğunuzda kendi sisteminizi, tecrübelerinizden yola çıkarak bu sistemi uygulamaya başlıyorsunuz. Burası benim için o anlamda gerçekten hem işletmeci olarak, hem öğretmen olarak, hem eğitim koçu olarak benim özgürce istediğimi doğru yapma şansı vardı bana. Bence burası biraz daha önemli benim için. Ha evet, başarı kısmında şu da önemli. Bizler eğitimciyiz. Dolayısıyla herkes kendi alanında en iyisini bilir. Her branş öğretmeni. Ve özgür olmaları kesinlikle çok önemli. Burada iş arkadaşlarımın buraya isteyerek gelmesi benim için çok önemli. Mutlu olması çok önemli. Çünkü biz insanlarla ilgileniyoruz. Bizim ruh halimiz aslında çok daha önemli. Dolayısıyla biz bunu yaptığımız zaman öğrencilerle ilişkimiz, iletişimimiz çok daha güçlü oluyor. Sır mı desem bilmiyorum, temelden gelen şeyler önemli benim için. Evet, çok güzel. Peki gelecek plan, projelerimiz, hedeflerimiz var mı, nelerdir? Benim gibi çalışan kurumlar genellikle büyüme hedefleri vardır tabii ki, her sektörde olduğu gibi. Benim aslında çok büyüme hedefim yok. Benim
hedefim, daha doğrusu bizim hedefimiz kurum olarak biraz daha yayılma alanı bulmak, şubeleşmek bizim için önemli olan. Çünkü öğrenci sayısını arttırdığınızda öğrenciye ulaşma şansınız azalıyor. Bilgi dalı olarak bizim zaten amacımız her öğrenciye ulaşmak. Dolayısıyla İzmir'in belli noktalarında yine butik şekilde küçük küçük olarak yayılmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu yönde. Özellikle bu yönde öğrencilerimizin de çok talebi var, uzak kalıyoruz diye. Evet. O yüzden biraz daha biz onlara gitmek istiyoruz. Peki Ayşe Nur Hanımcığım, buradan değerli izleyicilerimize, bizi izleyenlere, gerek velilerimize ve öğrencilerimize tavsiyeniz ne olabilir bu konuda? Öncelikle tabii ki velilerime ve öğrencilerime bu pandemi sürecinde şartlar ne olursa olsun eğitim ayağından uzak durmadıkları için, bu konuda ekstra çaba sarf ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü zor bir süreç ve eğitim insan yaşamında en temelden en önemli nokta aslında. Dolayısıyla öncelikle teşekkürüm bu, çünkü biz bile çok zorlanıyoruz. Bunun dışında tabii ki artık eğitim sektörü bunun öncesindeki gibi değil, daha küçük çaplı ve çok daha fazla kurumla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla alternatifleriniz çok fazla olabiliyor. Ancak benim en başta söylediğim nokta, her öğrencinin ilgi alanı, öğrenme alanı, uyum tarzı farklıdır. Dolayısıyla daha fazla araştırıp bir kalıptan ziyade benim çocuğumu ne mutlu edebilir, benim kızımı ne mutlu edebilir, ne istiyor bu alanda, bu çok önemli. Yani kalıpların dışına çıkmamız, aslında sizinle sohbetimiz esnasında arada konuşmuştuk. Meslek seçiminde dahi öğrencinin becerilerine, yeteneklerine ve isteklerine göre hareket etmemiz gerekiyorken, öğrencimizin kurs alırken de aslında bu isteklerine göre hareket etmemiz gerekiyor. Bazı öğrencilerimiz kalabalıklar içinde daha fazla yarışmak isterken, bazı öğrencilerimiz takip edilmek istiyor, özel olmak istiyor. Öğrencilerimiz bunu söyleyebiliyorlar. Hocam ben çok çabuk salabiliyorum, siz beni toparlar mısınız diye çok açık yüreklilikle gelebiliyorlar. Ya da benim disiplinim çok zayıf, bu anlamda bana yardımcı olabilir misiniz dediklerinde, evet diyoruz, biz zaten bunun için buradayız. Biz sadece dersi anlatmıyoruz. Bizim amacımız sizi yönlendirmek ve size yardımcı olmak. Dolayısıyla sadece bilgi edinmek değil, çünkü bilgi artık çok rahat ulaşılabilir bir şey. Çok rahat kullanabiliyorsunuz da. Dolayısıyla bu noktada önemli olan öğrencinin bilgiden ziyade uyumuna ve disiplinine özellikle faydalı olabilecek kurumları takip etmeleri onlar için çok iyi olur. Peki, ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için tekrar. Evet, başarılar diliyoruz biz çok size. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Değerli izleyenler, eğitim sektörünün çok önemli olduğu bir dönemdeyiz yine. Ve gerçekten burada kurum sahibimiz Ayşe Nur Hanım ve Bilgi Dalı özel öğretim kursundan seslendik. Beraber çok güzel bir sohbette bulunduk. Eğitimi bir daha vurguladık. Gerçekten ve bu ismi not edin istiyoruz. Görüşmek dileğiyle.